Adnan Oktar'la ilgili gelişmelerle devam edelim sevgili seyirciler. Şu Adnan Oktar'ın o çok konuşulan villası ile ilgili önemli bir gelişme yaşanıyor bugün. Kaçak olduğu belirtilen o villa şu dakikalarda yıkılıyor. Biz de hemen olay yerine gidelim. İhlas Haber Ajansı'ndan Mustafa Esen var karşımızda. Evet Mustafa, ayrıntıları senden dinleyelim. Suç örgütüne yönelik yapılan operasyonun ardından Oktar'ın Kanlıca'da bulunan villasında imara aykırı yapılar tespit edilmişti ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nin yaptığı incelemelerin ardından ise buradaki yapıların yıkılmasına karar verilmişti ve bugün sabah saatlerinde ekipler Kanlıca'daki villaya gelerek bu çalışmalara başladı. Ekipler sabahın erken saatlerinde geldi. Tabii Büyükşehir Belediyesi'nin yıkım ekiplerinin dışında polis ekipleri de gelerek burada güvenlik önlemi aldı. Ve ekipler içeriye ellerinde balyozlarla içeriye girdikten sonra da şu an edindiğimiz bilgiye göre küçük çaplı bir yıkım çalışması başladı. Şu an buradaki edindiğimiz bilgiye göre de içeride şu an bir tane kepçe var ve tam olarak yıkım çalışmaları başlamadı. Ancak sadece balyozla küçük çaplı bir çalışma var ve devam ediyor. Biliyorsunuz 11 Temmuz'da Adnan Oktar örgütüne yönelik bir operasyon yapılmıştı. Ve bu operasyonun ardından ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri içeride bir inceleme yapmışlardı. Ve 23 yapının bu çalışmalarda kaçak olarak inşa edildiği ortaya çıkmıştı. Ve Adnan Oktar'ın bu içerideki villası TMSF'ye devredildikten sonra da bürokratik işlemler başlatılarak yıkım için ilk adımlar atılmıştı. Ve sabahın ilk saatlerinde de bugün için çalışmalar başladı ve ekiplerin şu an içerideki çalışmaları sürüyor. Mustafa Esen, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Evet, Adnan Oktar'ın kaçak olduğu ifade edilen villasının yıkımına ilişkin gelişmeleri bizler de an be an takip edip sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.